Depremin meydana geldiği yer şurası Balıkesir. Balıkesir'in güneyinde, Savaştepe'nin kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Bu işte gördüğünüz gibi ülkemizin diri fay hattı. Daha büyük, onlara çok daha büyük miktarda hasar verecek deprem ben beklemiyorum. Bu bölgede yine Batı Anadolu'da bizim deprem kaynaklarının yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor. Yalnız depremin meydana geldiği alanda şu anda böyle hani yüzeyde bilinen ya da haritalanmış herhangi bir fay yok. Zaten öyle büyük bir deprem üretecek fay olsa bunun belirtilerini jeolog arkadaşlarımız, yani bu diri fay haritasını üreten jeolog arkadaşlarımız görürlerdi ve o tür fayları da haritalardı. Dolayısıyla hani büyük deprem üretebilecek potansiyele sahip herhangi bir büyük aktif fay zonumuz yok orada. Yalnız şu var, ülkemiz içinde bulunduğu tektonik rejim gereği sürekli gerilme altındadır. Ve bu gerilme esas itibarıyla kuzeydeki bizim Kuzey Anadolu fay zonu, doğudaki Doğu Anadolu fay zonu ve bir de Ege bölgesindeki bazı önemli fay zonları tarafından karşılanmaktadır. Yani o biriken gerilmeler o fay zonları boyunca açığa çıkmaktadır, ama bunun dışında bir de sonuçta kabuk rigid katı olduğu için siz bunu gerdiğiniz zaman bazı yerlerde yerel gerilmeler oluşmaktadır. İşte o yerel gerilmeler açığa çıktığı zaman dün akşam olduğu gibi küçük küçük depremler meydana gelmektedir. Yani şunu demek istiyorum, dün akşamki depremin meydana geldiği yerde bundan daha büyük deprem üretecek potansiyele sahip herhangi bir kaynak ya da fay bulunmamaktadır. Bu konuda yani o bölgede yaşayan vatandaşlarımız yani rahat olabilirler. Çünkü şey hani bu büyüklükte deprem olur, bundan daha büyüğü olmaz ama bunun artçı sarsıntıları ufak tefek devam edecektir. Yani eminim ki bir hafta 10 gün içerisinde zaten kaybolup gidecektir. Ülkemizde büyük depremlere kaynaklık eden fay hatlarımız ülkemizin kuzeyindeki Kuzey Anadolu fay zonu, Doğu Anadolu fay zonumuz var. Şurada Ölüdeniz fay zonu var. Batı Anadolu bölgesinde Gediz, Büyük Menderes ve buna paralel işte Gökevay Körfezi'nin olduğu yerde ve bir de kuzeyde Marmara bölgesinde faylarımız var. Bunlar büyük deprem üretme potansiyeline sahip ana kaynaklar, ama bunların dışında Anadolu'nun içerisinde fazla büyük olmayan, böyle işte orta büyüklükte depremlere kaynaklık eden yine fay zonları bulunmaktadır.